Efendim günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı Ramazanlar, yeni güne merhaba ya Diyanet TV'ye. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni saatimizde bundan böyle Ramazan ayı boyunca saat 10.30'da başlayacağız. 11.30'a kadar her gün sizlerle birlikte farklı konu ve konuklarla birlikte olacağız değerli izleyenlerimiz. Evet çok şükür 11 ayın sultanına kavuştuk. Bugün Ramazan'ın birinci günü ve her zaman olduğu gibi yine sizler için çok güzel bir program hazırladık. Öncelikle bugünkü kıymetli konuğumu takdim etmek istiyorum sevgili izleyenler. İlahiyatçı Diyanet İşleri Başkanlığı Daire Başkanı İdris Yavuz Yiğit Beyefendi bizlerle birlikte olacak ve Ramazan'ın önemini ve faziletlerinden bahsedeceğiz. Evet hazırsanız hemen başlayalım mı yeni güne merhabaya? Ya Allah bismillah. rahmetiyle alemi, şifasıyla gönülleri, ayetleriyle zihinleri aydınlatan mübarek ve bereketli bir aydır Ramazan. Peki mümin olmanın pusulası olarak Ramazan'ı nasıl değerlendirmeliyiz? Ramazan ayı maddi ve manevi hastalıklara nasıl şifa oluyor? Konuyla ilgili merak edilenleri ilahiyatçı Diyanet İşleri Daire Başkanı İdris Yavuz Yiğit az sonra yeni güne merhaba da yanıtlıyor. Evet sevgili Yeni Güne merhaba izleyenleri. Bugün dedik ya konumuz Ramazan. Ramazan'ın ilk günündeyiz. Çok da güzel kitap hediyelerimiz var sizler için hazırladığımız. Şifa Ayı Ramazan adlı Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarının çıkarmış olduğu bu özel kitabı siz sevgili izleyenlerimize üstelik iki tane izleyicimize göndermek hediye etmek istiyoruz. Peki bu kitaplara sahip olmak için neler yapmanız gerekiyordu? Tekrar bir hatırlayalım mı? Öncelikle yeni güne merhaba TV Instagram adresimizi bir takip edeceksiniz. Son paylaşımımızı beğenerek bir arkadaşınızı da etiketleyerek bu harika kitaplara sahip olabilirsiniz. Katılımlarınızı ve gönderilerinizi bekliyoruz sevgili izleyenlerimiz. Evet hocam hayırlı sabahlar diliyorum. Ramazanınız mübarek olsun. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Rabbim Ramazan'ın feyzinden, bereketinden istifade edebilmeyi her birimize nasip eylesin inşallah. Amin hocam inşallah. Ee, gerçekten güzel bir günde ee, sizinle birlikte olmaktan da biz e, onur duyuyoruz. Ramazan'ı konuşacağız bugün. İsterseniz ilk girizgah olarak bir Ramazan nedir ve diğer aylardan farkı nedirden başlayalım mı hocam? Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala rasulillah ve Öncelikle bizleri yoktan var eden Allah'a hamd, sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti sizlerin, bizleri ekranları başında izleyen bütün kardeşlerimizin üzerine olsun. Amin. Ee, Ramazan dediğimizde aslında Allah zaman içinde zaman, mekan içinde mekan var etmiştir. Ramazan da bu zamanlardan yani Allah'ın zaman içinde zaman takdir etmiş olduğu ve insana sıkıldığında, daraldığında, bunaldığında bir imkan sunmuş olduğu. Ee, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan e, mübarek bir ay. Dolayısıyla bundan dolayı 11 ayın sultanı olarak ifade ediliyor. Yani bu aya baktığımızda bu ayın dualarımızla Niyazlarımızla, ibadetlerimizle, yapmış olduğumuz iyiliklerimizle, okuduğumuz Kur'an-ı Kerimlerle, dinlediğimiz mukabelelerle, yapmış olduğumuz bütün iyilik ve güzelliklerle dolu dolu yaşadığımız, normal zamanlardan farkındalık oluşturabilecek özellikleri içinde barındıran bir ay içerisindeyiz. Rabbim bu aydan istifade etmeyi her birimize nasip eylesin. Çünkü normal şeylere baktığımızda aslında diğer vakitlere baktığımızda, 11 ay içerisinde insan bazen zamanın farkına varamayabiliyor. Bazen dünya meşgaleleri, yaşamış olduğu ortam onu şekillendirebiliyor. Onun hayatına bazı olumlu olumsuz katkıları olabiliyor. Ramazansa insanı aslında yaratılış amacına döndüren, Rabbi ile irtibatını daha da güçlendiren ve insanlarla olan ilişkilerinde de kişiyi daha da olgunlaşmaya doğru yönelten bir ay olarak ifade ediyoruz. Yani kendimize gelmemizi sağlıyor. Aslında bir bakıma sizin anlattıklarınızdan onu anlıyorum ve Hani insanoğlu bir kendine gel neredesin ne yapıyorsun neler yapman gerekiyor diye 11 ayda bir bu tekrarlanıyor. Hatta biz 3 aylar dediğimiz için Recep Şaban Ramazan, Ramazan'a da hazırlık bir aşaması da var öyle değil mi hocam? Bu 3 ayı biz bir komple değerlendirdiğimiz zaman insanoğlunun yıl içerisinde kendini yenilemesi gerekiyor kesinlikle öyle mesela hani biz e, üç aylar girdiğinde hı hı. cami kürsülerinden ya da televizyon ekranlarından hocalarımız hep şunu paylaştılar. Evet. Allahumme barik lena fi ve Şaban. Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize bereketli eyle hı hı. ve belli gına Ramazan bizi Ramazan ayına ulaştır. Evet. Şimdi insan nasıl bir bereket bekliyor bu ayda, bu iki ayı nasıl değerlendirmesi lazım ve Ramazana nasıl ulaşması lazım, Ramazanı ihya edip de Ramazandan sonrasına nasıl bir hazırlık yapması lazım. Ramazanın hem öncesi, hem Ramazan, hem de sonrası önemli aslında baktığınız baktığınızda. Tabii ki burada mesela hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade etmiş olduğu evvelu Ramazan rahmetün diyor. Hı hı. Yani Ramazanın Ra, evveli rahmettir diye ifade ediyor. Hı hı. Buradaki bu rahmetin ne olduğunu bizim iyi kavramamız gerekiyor. Hı hı. Mesela burada evvel Ramazan rahmetün dediğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam halimlerimiz diyorlar ki Ramazan'ı üç bölüme ayırmak lazım. Hı hı. Birinci ilk üç ilk on günlük zaman dilimi Allah'ın rahmetine kavuşacağımız, Allah'ın rahmetini umacağımız ve Allah'ın rahmetinden en çok istifade etmeye gayret edeceğimiz ilk on gün olması lazım. Sonrası ve evse duhu mağfiret diyor. Ortası ise mağfirettir. Yani insanın e, masivadan, günahlardan ve benzeri şeylerden tamamen arınması gerektiği yani Ramazan'da kazanmış olduğu ibadet bilinciyle, Ramazan'da edinmiş olduğu güzelliklerle, ahlaki olgunluklarla, belki de hayatında var olan bir takım e, hataları, günahları terk etmek suretiyle manen temizliğe erişmiş olduğu evet. bir şekilde o ortadaki 10 günü de e, mağfiret olarak değerlendirmesi lazım. Yani Rabbinin mağfiretini umarak geçirmesi lazım. Ve ahiruhu itkun minen ner diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Son 10 güne geldiğimizde ise bu son 10 günde e, cehennem azabından kurtulacak dereceye ulaşmamız gerekir. Hmm. Yani burada e, evvelini, ortasını, ahirini so so çok iyi düşünüp buna göre bu ayı ihya etmemiz lazım. Ama maalesef biz Ramazanın ilk günündeki heyecanını biraz ilerledikten sonra toplum olarak sanki kaybettiğimizi düşünüyorum. Hmm. Buradaki bu heyecanımız her geçen gün artması gerekir. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımızda onun hayatında 9 yıllık bir Ramazan hayatı var evet. ve yaklaşık olarak 266 günü ifade ediyor. Bunun büyük çoğunluğu seferlerde mesela Bedir Savaşı'nda mesela Mekke'nin fethi gibi birçok şeyde cihat meydanlarında olduğunu görüyoruz veya hazırlık aşamasında olduğunu görüyoruz. Bunun dışında kalan zamanlarda da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında şöyle bir ivme var. Mesela diyelim ki Ramazan'a başladığında Efendimiz bu seviyede başladığını evet. düşünelim. Şimdi Ramazan'da ibadetlerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ağırlık veriyor. İnsani ilişkilerine ağırlık veriyor. Allah'la olan irtibatı daha da fazlalaşıyor. Hani e, cömertliği artıyor yapmış olduğu hayır ve hasenatlarla sürekli bulunduğu noktadan yukarıya doğru bir e, ivme kazanıyor. Evet. Şimdi insanoğlu bu Ramazan'da edinmiş olduğu her bir merhalede hele son 10 gününe geldiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, hani çok bereketli bir hayat yaşadığını görüyoruz. Hı hı. İtikafıyla diğer ibadetleriyle zirveyi yaşıyor. Hı hı. Peki Ramazan bittiğinde Efendimizin hayatında tekrar bu denge var mı? Var. var. Efendimizin hayatında bu denge buraya düşmüyor. Hı. Şimdi bizim hayatımıza baktığımızda ise Bizde düşüyor ise, ama maalesef hocam. İşte bizim e, yanıldığımız nokta aslında burası oluyor Demet Hanım. Burada biz müminler olarak, inanan insanlar olarak ben ülkemizin dört bir köşesinde bizi izleyen kardeşlerimize Ramazan'ı bir fırsat olarak, bir bereket olarak, bir rahmet olarak, bir mağfiret olarak, bir cehennemden kurtuluş olarak değerlendirip bu aydan istifade ederek şifaya ermemiz gerektiğini ifade ediyorum. Yani günahlardan arınmak için bizim için yeni bir başlangıç olmalı Ramazan belki de. Çok doğru söylüyorsunuz. Yani Ramazan 11 ay boyunca aslında insan ruhunun daraldığı, bunaldığı, ferahlamak için fırsat kolladığı bir zaman dilimine manevi anlamda bizi olgunlaştıracak bir zaman dilimine dönüşmesi gerektiğini ben acizane ifade etmek istiyorum. Hı hı. Çünkü hani biz insanız. Rabbimiz bizi Yaratırken en mükemmel surette yarattığını ifade evet. ediyor. Yani e, bu 11 ayın sultanı içerisinde işlediğimiz ibadetler, Hı. yapmış olduğumuz iyilikler, güzellikler. Yani Ramazan'ı Ramazan yapan değerleri biz hayatımızın merkezine aldığımızda Hı. aslında bizi Rabbimiz ya siz 11 ay boyunca bir takım eksiklikleriniz olabilir. Hı bir takım hatalarınız olabilir belki bir takım yükselmeniz gerekirken yükselmediğiniz noktalarınız olabilir Hı. bu noktaları gelin bu ayda tamamlayalım eksik kalan yerlerinizi bu ayda zirvelere taşıyalım işte bizi o kadar çok seviyor ki Rabbim sürekli fırsatlar veriyor bize o eksiklikleri tamamlayabilmemiz için keşke tam anlamıyla idrak edebilsek ve sizin söylediğiniz gibi hem başında hem ortasında hem de bitişini işte o cehennem azabından kurtuluş diyoruz ya evet. onu böyle tam anlamıyla yoğun bir şekilde yaşayabilsek ve sonrasında da devam ettirebilsek Rabbim. inşallah bu sene tüm isteyenlere nasip etsin hocam. Amin inşallah. Ya ben şunu gördüm mesela Ramazan'la ilgili çalışma yaptığımda daha önceki yıllarda ya Ramazan bize aslında neyi getiriyor diye hmm. baktığımızda yaklaşık olarak 30 civarında madde çıkardım ben. Ayet ve hadislerden hareketli 30 <laughs> civarında mesela bunlara baktığımızda Kur'an-ı Kerim Karanlıklardan aydınlığa çıkacağımız Kur'an-ı Kerim bizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gelen Kur'an-ı Kerim ile başlayan oruçla devam eden, evet. namazlarımıza namaz kattığımız e, teravihlerle güzelleştirdiğimiz, e, fitrelerle bedenimizin zekatını vermiş olduğumuz, ne bileyim mesela itikaf ibadetleriyle manevi hayatımızı olgunlaştırdığımız, sevapların kat kat bize fazladan verildiği, iftar anında yapmış olduğumuz dualarla, evet. yapmış olduğumuz iyiliklerle, Rabbimizin bize olan rahmet ve merhametinin zirve noktaları taşıdığı, hatta oruç Oruç tutan insanların malumunuz akşama doğru ağızlarında ufak bir e, koku oluşur. Onun bile Allah katında ne kadar değerli olduğunu, e, oruç tutan insanların iki tane sevinci olduğunu, dolayısıyla bu sevinci Rabbimiz katında ne kadar önemli olduğunu. Buraya baktığımızda aslında kötülüklerden insanı alıkoyması, e, başka taraftan baktığımızda sabır olması bizi, Alışa gelmiş olduğumuz normal hayattan başka bir yere taşıması, irademizi güçlendirmesi gibi yani sayabileceğimiz yaklaşık 30 tane madde benim çıkarmış olduğum. Buradaki hepsinin ortak değeri şu. Ey insan sen bir amaç için yaratıldın. Evet bu amacın nedir? Sen bir insan olarak Rabbimin sana vermiş olduğu bu değeri taşıyor musun taşımıyor musun? Rabbim seni mükemmel yaratmışken sen bu yaratılış amacına uygun bir hayatta mısın yoksa süfli bir hayatta mısın diyor. Şimdi burada biz bunu sorgulamamız lazım. Ben şöyle e, müsaadeniz olursa insan üzerinden olayı değerlendirmek lazım. Yani Rabbim böyle e, bize hep insan vurgusu yapıyor, insanlığımızı ön plana çıkarıyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda da bunun çok ön planda olduğunu görüyoruz. O zaman... Bu insana bu kadar değer veren Rabbimiz acaba hı hı. neden ona bu zaman dilimlerini veriyor? İnsanı diğer varlıklardan ayıran özellik nedir? Ramazan insana ne katması lazım? Önce insan penceresinden bakmak lazım. Hı hı. Ben bunu şöyle görüyorum. Mesela Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde bize diyor ki: لَقَدْ halaknal insane fi اَحْسَنِ takvim." Ben insanı mükemmel surette yarattım diyor. Evet. Hatta şöyle bir ifadesi var Rabbimiz. Thumma Allah diyor insanoğlunun şu iskelet yapısını, beden yapısını oluşturdu diyor. Ve nefaha fihi min ruhi. Ona diyor kendi ruhundan üfledi. Şimdi bir insan Rabbinden bir parça taşıyorsa, Rabbinden bir nefha taşıyorsa o insanın mükemmelliği sorgulanabilir mi? Bir evet. insan yaratılış itibariyle mükemmeldir. Evet. evet. Ama Rabbimiz insanı yalnız bırakmamış hı hı. ve e, insanın ne yapması gerektiğini, hangi sorumluluklara sahip olması gerektiğini e, Allah'ın muhatap almak suretiyle ona bir takım vahiyler göndermesi, peygamberler göndermesi, ona bir sorumluluk yüklemesi, hı hı. ona sayısız nimetler vermesi. Mesela ve in ta'uddu ni'metallah, la tuhsuha diyor Cenab-ı Allah. İnsana sayamayacağı kadar çok fazla nimet vermiş. Şimdi Ramazandayız. Hı hı. Şimdi oruç tutuyoruz. Evet. Allah aşkına önümüzde bir bardak su olmuş olsa, ona dokunabiliyor muyuz? Hayır. Niçin dokunamıyoruz? Yani Allah rızası için işte. Rabbim dedi ki Rabbim ona dokunma. Dokunma. Hı hı. Peki önümüzde buraya getirmiş olsak bir yiyecek, bir baklava getirmiş olsak, hı hı. bir başka şey getirmiş olsak, onu tadabilir miyiz? Hayır tabii ki de. Ne engelliyor bizi? İşte Rabbimize olan sevgimiz, sadakatimiz ve ona vermemiz gereken işte bize verdiği bu tüm nimetlerinin karşılığını belki de e, o oruç ibadetiyle elimizden geldiğince vermeye çalışıyoruz hocam. Rabbim kabul etsin tabii ki de. Amin. İşte burada insanoğlu bu e, farkı fark ettiğinde buradaki Rabbimizin ona vermiş olduğu Ramazan'la kazandırmayı murad ettiği bu güzellikleri eğer e, anlayabilirse, algılayabilirse hı hı. o zaman yaratılış amacının ne olduğunu da insan keşfetmiş oluyor. Evet. Ben burada şöyle bir şey e, görüyorum. Mesela Rabbimiz bizi yarattı. Mükemmel surette yarattı. Evet. Bize bir takım özellikler verdi. Bir takım nimetler verdi. E, vahiy gönderdi. Hı hı. Peygamberler gönderdi. Peygamberler vefat ettikten sonra biz yolumuzu şaşırmayalım hı. diye bize e, kitaplar gönderdi. Kur'an-ı Kerim'i gönderdi ve bizi sorumlu tuttu. Hı hı. Ey insanoğlu ben sana bir ömür verdim. Bu ömür içerisinde sen neler yapacaksın? Yaratılış amacına uygun mu yaşayacaksın? Yoksa yaratılış amacından uzaklaşarak mı yaşayacaksın? Diye bizi sorgulayacak Rabbimiz. Evet. Peki ben bunu şöyle biraz önceki örnek üzerinden gidersek. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında evet. dedik ya böyle zirveye yukarı doğru çıkıyor. Ben bunu insan için de aynı şekilde söylüyorum. Rabbimiz diyor ki لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَكْو۪يمٍ Tin suresinde Allah insanı mükemmel surette yarattı. Hı hı. Diyelim ki şurası bizim en mükemmel suretimiz olsun. Şimdi Rabbimiz diyor ki benim koyduğum kuralları hayat rehberi haline getirirsen Ramazan'la bağlantısı şu. Ramazan bize bunları en zirve noktada yaşama fırsatı verdiği için, insanı daha da olgunlaştıracak özellikleri Rabbim bizlere ihsan ettiği için Ramazan bizim için bir fırsat ayı. Dolayısıyla bu fırsattan istifade etmek için insan hem iyi tarafını hem kötü tarafını görebilmesi lazım. Burada eşrefi mahluk olarak yaratılan insanın şöyle bir konumda olduğunu düşünelim. Demet Hocam burada Rabbimiz diyor ki sen eğer güzel ahlak ilkelerine doğru yol alırsan, Allah'ın koyduğu kuralları uygularsan, Hz. Muhammed Mustafa'yı örnek alırsan, insani ilişkilerde erdemli ahlaklı olursan, adaleti öncelersen, Kul hakkına riayet edersen, kamu hakkına riayet edersen Allah senin mertebeni yüceler yücesine çıkartır. Hı hı. Üstün bir mertebeye doğru çıkarsın. Yani burada eşrefi mahluk olarak yaratıldın ama hı hı. burada kalmıyorsun. Allah seni manen yüceltiyor. İşte o yaptığımız hep ibadetlerle biz kat 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 derecemizi arttırmaya çalışacağız. Kesinlikle ama bir de o ayetin devamında hı hı. Rabbimiz diyor ki ثُمَّ رَدَدْنَاهُ esfele safili. Hmm. Eğer insan bu yaratılış amacında Rabbinin onu niçin yarattığının farkına varmazsa bu sefer yavaş yavaş düşer. Hmm. Diyelim ki kul hakkına girdi. Diyelim ki başkaları hakkında gıybet yaptı, dedikodu yaptı, iftira attı. Ne bileyim e, Allah'ın haram kıldığı yasakları, fiilleri işledi veya haram gıdalar peşinde olduğu ticaretine dik. Bu sefer mertebesi aşağıya doğru düşüyor. Hmm. Demek ki insanın e, yaratılış amacına uygun bir hayat sürmesi veya Allah'ın koyduğu bu kurallara uygun bir hayat sürmesi onun eşrefi mahluk olarak hayatının devam ettirmesini amaçlıyor. Evet. Bununla ilgili işte Kur'an-ı Kerim'de de ifadesini bulan, Efendimizin hayatında da ifadesini ben size bir şey göstermek istiyorum. Buyurun hocam. Şurada, ben getirdim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şekille anlatmış olduğu bazı hadisleri var. Şöyle ben kameraya doğru göstereyim. Evet. Şimdi burada e, Efendimiz bir gün e, Medine-i Münevvere'de etrafında sahabe-i kiram varken yere bir çizgi çiziyor. Hı hı. Sonra o çizgiden yanlara doğru uzunca çizgiler çiziyor. Şu evet, şekilde şu uzunca çizgiler. o renkli çizgiler. olan çizgiler değil mi? Evet. Şöyle uzunca çizgiler çiziyor hı hı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sonra da bu çizgileri kapsayan bir kare çiziyor, bir dikdörtgen veya çiziyor. Sonra sahabe-i kiram meraklı bir şekilde bakıyor. Acaba Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor bu şekilde? Hı hı. Efendimizin bu şekilde bazı hadisleri var. Şimdi buraya baktığımızda Efendimiz oradakilerin merakını toplayıp onlara diyor ki buradaki bu çizgi insandır diyor. Hı hı yaratılmış olan insandır diyor. Bu çizgiden sağa sola çıkan çizgilerse, çizmiş olduğum çizgilerse insanın arzu ve istekleridir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada çizmiş olduğum bu kare veya dikdörtgen şekilse insanın ecelidir. İnsan arzu ve isteklerinin peşinde, arzu ve tutkularının peşinde koşup dururken ansızın ecel gelir ve onun bütün arzu ve isteklerini, arzu ve tutkularını sonlandırır. Sonlandırır, diyor. evet. Şimdi Ramazanı biz bu arzu ve isteklerimizi Rabbimizle buluşturmak için, Rabbimiz'e döndürmek için, Rabbimizin razı olduğu amellere yöneltmek için gayret sarf etmemiz gerektiğini Hı -hı. E, vurgulamak istiyorum ben. Yani yorulabiliriz, Hı -hı. heyecanımızı kaybedebiliriz, hata edebiliriz. Günah işleyebiliriz biz kuluz biz aciz varlığız yani e, zayıf yaratılmış olan insanlarız e, bir, bir kısmıyla cahil yaratılmış insanlarız hata edebiliriz ama bizi yalnız bırakmayan bizi bizden daha çok seven hı hı. bize bizden daha çok değer veren bir Rabbimiz var. O Rabbimizin rızasına uygun bir hayatı Rabbim şu Ramazan vesilesiyle yaşamayı nasip eylesin her birimize inşallah. Amin hocam inşallah o kadar güzel ifade ettiniz ki gerçekten de öyle. Bu Ramazan boyunca aynı zamanda tabi bu sizin söylediğiniz gibi derecelerimizi tabi yükseltebilmemiz için Ramazan ayında da farklı ibadetlerle bize Rabbimiz sunuyor. İşte başta oruç olmak üzere daha sonrasında işte teravih dediniz infak sonuçta fitre zekat bunlar da çok önemli değil. Değil mi Bunların hepsinde topyekün olarak güzel bir şekilde eda etmemiz gerekiyor Ramazan ayı içerisinde. Kesinlikle biz e, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak e, Şifa Ayı Ramazan dedik temamızı. Evet bu sene her, temamız öyle belirlendi. Her, her yıl bir tema belirliyoruz hı hı. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak. Yani toplumda farkındalık oluşturabilecek bir tema e, üzerinden gitmeye çalışıyoruz. Bu yılın e, temasını da Şifa Ayı Ramazan olarak belirledik ve burada lafınızı kestim hocam kusura bakmıyorum. Bu pandemi sürecinde de gerçekten şifa gibi oldu bu Ramazan ayı bizim için öyle değil mi? Kesinlikle. Yani insanoğlu e, bazen hastalıklarla yoğrulurken farkına varmadan etrafımızdaki yaşanmış olan hadiselerden olumlu veya olumsuz etkilenebiliyoruz. Hı hı. Bazen normal hayat standartlarımızda kısıtlamalara gidildiğinde ki birçok insanla konuştuğumuzda manevi anlamda bunaldığını, daraldığını, bu hastalığın bir an önce bitmesi gerektiğini ki yakın zamanda hastalığı atlatanlardan birisi olarak o psikolojiyi yaşayan, o psikolojiyi hayatına Taşıyan insanlarda da ya bir an önce bitse de kurtulsak gibi hı hı. böyle manevi anlamda kendimizi boşlukta hissettiğimiz bazı zamanlarımız oluyor. Hı hı. İşte Ramazan'ın şifa olması oradaki ibadetlerden kaynaklanıyor. Mesela biz burada Ramazan'la alakalı şifa dememizin sebebi de bu. Hı hı. Yani Kur'an şifadır dedik biz mesela. Gel Kur'an'la şifa bulalım şifa dedik. bulalım. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim. İnsanları karanlıklardan aydınlığa hı hı. çıkarmak için gelen ilahi bir kitap. Hani diyor ya elif la mra hurufu mukatta ile başlıyor. Böyle cümlelerden sonra Rabbimizin sözleri çok çok önemlidir. Alimlerimiz öyle söylüyorlar. Kitabun diyor indirdiğimiz bu kitap enzelnahu ileyk. Ey peygamber sana bunu indirdik. Niçin? Lituhricen nase minel zulümati ilen nur. Hı. İnsanları içinde bulundukları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in o şife fi sudur diyor mesela Kur'an-ı Kerim insanların gönlüne şifadır diyor. Eğer insan Kur'an'la bütünleşirse Kur'an'ı hayat nizamı haline getirirse mesela Kur'an'ın şifa olduğunu görüyoruz biz. Mesela namazla ilgili gel namazla e, huzur bulalım dedi mesela. Evet. Burada namazın insanları çok farklı noktalara taşıyan bir ibadet olduğunu, onları kötülüklerden alıkoyan bir ibadet olduğunu, dolayısıyla o ibadetin Ramazan'da daha da kıymetli olduğunu, teravihlerin eklenmesiyle o namazların heyecanının, zevkinin daha da arttığını biz yaşıyoruz. Demek ki burada bu Ramazan vesilesiyle yapmış olduğumuz ibadetleri bir şifaya dönüştürmemiz gerekir bizim. Ama bu neyle mümkündür? Hakkını vererek yapmayla mümkündür. Eğer biz hakkını veremezsek, o zaman bir yerlerde hata yapıyoruz demektir. Ben mesela bu olaya şöyle bakıyorum. Şöyle gözlerinizi kapatın, Demet Hanım. Ekranları başında bulunan kardeşlerimiz de gözlerini kapatsınlar. Şöyle ahirette olduğumuzu, Allah'ın huzurunda olduğumuzu, Allah'ın bizi hesaba çekmeden önce kabirlerimizden kalktığımızda bizlere bir kitap verildiğini düşünelim, hayal edelim. Hı hı. Orada Rabbimiz diyor ki ve bu kitap orada kitap ortaya konacak diyor. Bakın ahiret penceresinden dünyaya bir pencere açıyoruz. Orada olduğumuzu, oradan dünyadaki halimizi resmetmemiz için bunu söylüyorum. Evet. Feteral mücrimine müşfekine min mafi. Orada günahkarların o kitapta görmüş oldukları şeylerden korkuya düştüklerini görürsün diyor Cenabı Allah. Ve yakulun ve onlar derler ki ya veyletene malihadel kitap. Bu kitaba ne oluyor? Ne oluyor bu kitaba derler. La yugadiru's saghira ta wala kabira illa Küçük büyük hiçbir şeyi bırakmamış, saymış, dökmüş derler. Hmm. Şimdi bakın bir pencere açtı. Evet. İnsanoğlu nasıl bir varlık? Yok ben bunları yapmadım. Ben bunları işlemedim. Ben şöyle yapmadım. Hep böyle itirazvari şey yapacak. Hı hı. Peki orada ne yapacak? Cenabı Allah diyor ki: "Yevme teşhedu aleyhim." Onların aleyhine orada şahitlik yapacak. Evet. Ney? elsine tuhum dilleri onların aleyhine şahitlik edecek. Biz yalan konuşmadığımızı iddia edeceğiz dil diyecek ki sen yalan konuştun. Çünkü Allah'ın kitabında yazıyor bu. Evet. Mesela ve evet. eydihim eller konuşacak. ve evet. arculihim ayaklar konuşacak bir kanu amalun. Yapmış oldukları şeyleri ifade edecek, itiraf edecek. Hı hı. Hatta başka bir ayette Rabbimiz nasıl ifade ediyor biliyor musunuz? Diyor ki İnsan derileri konuşmaya başlayacak. Hı hı. Deriler insana şahitlik ettiğinde ya sen şu Ramazan'ı şöyle ihya ettin, sen şurada şu hataları işledin, ya da sen şurada şöyle şöyle. İnsan olumlu şeyleri eleştirmez zaten, evet. olumsuz şeyleri gördüğünde bunu. Hı hı. Bu psikolojiyi Cenabı Allah anlatıyor. Ne diyecekler orada? Wakalulü cüluhihim. İnsan derilerine dönecek. Lime şahittüm aleyna. Sen niye benim aleyhim'e şahitlik ediyorsun? Deriler dile geliyorlar diyorlar ki kalu entaka nallahu allazi andaka kullu şey her şeyi konuşturan Allah bizi de, bizi de konuşturdu diyor. Şimdi oradan dünyaya bakıyoruz. Dünyada bir pencere açtık. Hı hı. Ben neler yapmışım? Neler etmişim? Hangi amelleri işlemişim? hangi ortamlarda bulunmuşum, acaba ben bu son Ramazanımda neler yapmışım, Rabbimi razı edecek bir amellerim var mı yok mu, ahirette amel defterimi dolduracak bir şeyim var mı, malzeme edindim mi ben? İşte buradan baktığımızda aslında kazandık kaybettik mi ya da biz ne oldu Hani bazıları diyorlar ya Allah'ın rahmeti, eyvallah Allah'ın rahmeti geniştir. Hı hı. Ama sen Allah'ın kapısını çalmazsan, sen kapıya vurmazsan, Ya Rabbi ben geldim, ben senin kulunum, hı hı. senden başka beni affedecek olan yoktur. Ne olur beni affet, beni sevdiğin kullar arasına dahil et demezsek, abdestimizi alıp namazımızı kılmazsak, orucumuzu tutmazsak, hayır hasenatlarımızı yapmazsak, E o zaman kıyamet gününde, pişmanlığımız bize bir fayda verecek mi? Son pişmanlık fayda etmez ne dersek diyelim hocam. Tam ben de onu söyleyeceğim. Ne diyorlar orada kıyamet gününde? Son pişmanlık fayda etmez diyor Cenab-ı Allah. Niçin? Orada ve hum fiha diyor. Orada bağırışırlar diyor o e, dünya hayatını değerlendiremeyen insanlar. Hı. Ne derler? Rabbena <laughs> hey Rabbimiz ehricna <laughs> bizi buradan çıkar. Ne'mel salihan gayrellezî künnel. Diyor ki bizi bir daha geriye gönder, şu dünya hayatına gönder. Ya yapamadıklarımız var, edemediklerimiz var bunları yapalım edelim ve buraya bir daha geriye dönelim diyecekler diyor. Peki hiç dünyaya geriye dönen hiç gördünüz mü? Çok özür Mümkün değil hocam. Ee, isterseniz şimdi bir es verelim. Ee, evet. Bu konuyu biraz daha ben ayrıntılarıyla konuşmak istiyorum ama Şifa ayı Ramazan'la alakalı çok güzel bir bandımız var arkadaşlarımızın hazırladığı. Buyurun sevgili izleyenler birlikte izleyelim. Aradığını bulamadın mı evlat? İstersen yardım edeyim. Çok iyi olur. Nedir aradığın? Tekrar tekrar okumak isteyeceğim, hayata dair cevapları, hakikati bulabileceğim, gönlüme huzur, ruhuma şifa bir kitap arıyorum. Ne önerirsiniz? Aradığını öyle bir tarif ettin ki aklıma başka bir kitap gelmedi evlat. Şifa ayı Ramazan'da gel Kur'an ile şifa bulalım. Diyanet İşleri Başkanlığı Hayatının telaşı içinde sorumluluğun ağırlığıyla yıpranır ruhlarımız bazen. Ama bak ezan çağırıyorlar. Ezan çağırıyor namazla arınmaya, namazla kurtuluşa. Şifa ayı Ramazan'da gel namazla huzur bulalım. Diyanet İşleri Başkanlığı yaptık? Zekatımızı verdik. Sahibine malımızdaki hakkını teslim ettik oğlum. Zekat hem bize hem onlara derman. Şifa ayı Ramazan'da gel zekatla derman olalım. Diyanet İşleri Başkanlığı. Evet değerli izleyenler, şifa ayı Ramazanla alakalı konuşuyoruz bugün sevgili hocamla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı Daire Başkanı İdris Yavuz Yiğit hocam bizlerle birlikte eğer bu konuyla ilgili siz de sohbetimize katılmak isterseniz soru veya önerileriniz varsa vip numaramızdan da bizlere ulaşabilirsiniz bunun yanı sıra şifa ayı Ramazan adlı çok güzel bir kitap hediyemiz var siz sevgili izleyenlerimize üstelik iki tane izleyicimize peki bu kitabı kazanmak için neler yapmanız gerekiyordu onu da yeni neden hatırlatmak isterim? Öncelikle Yeni Güne Merhaba TV Instagram adresimizi takip ediyorsunuz. Son paylaşımımızı beğenerek bir arkadaşınızı da etiketleyerek bu harika kitaplara sahip olabilirsiniz. Bu güzel e, Ramazan gününde değerli izleyenlerimiz tavsiye ediyoruz. Gerçekten de çok güzel kitaplar. Evet hocam az önce o kadar güzel bir kendimize getirdiniz ki bizi Ramazan ayında. E, gözlerinizi kapatın dediniz ve e, ahiret penceresinden dünyaya baktığımız zaman... Bazen işte böyle insanoğlu öyle zaaflarına yenik düşüyor ki ibadetlerini aksatabiliyor, hatalar, günahlar işleyebiliyor. Oradan bir baktığımızda tekrar dediniz bizi dünyaya geri gönder ve biz eksikliklerimizi tamamlayalım diye Rabbimize yakaracağız. Tabii bu ne kadar etkili olacak siz de dediniz ki hani dönen var mı? Yok. O yüzden Ramazan gerçekten bu anlamda önemli bir fırsat ve yeni bir başlangıç değil mi hocam? İşte insanoğlu bunun farkına vardığı hı hı. zaman, dünya hayatındaki amacını iyi belirlediği zaman Ramazan'ı ihya etmemek gibi bir lüksü yok. Hı. Yani Ramazan'ın kadrini, kıymetini bir fırsat olarak değerlendirmek lazım. Hani benzetmemiz çok doğru olmayacaktır ama ben evet. örnek vermek istiyorum. Yani doğru olmamasına rağmen bu örneği veriyorum. Hani alışveriş zaman alışveriş merkezlerinde çeşitli zamanlarda işte bakarsınız yüzde yetmiş indirim yüzde kırk indirim artı kasada şöyle indirim böyle indirim gibi insanları cezbedecek bir takım e, reklam e, reklamasyon şeyleri hı hı. olduğunu görüyoruz. Hı hı. Şimdi Rabbimiz de Ramazan ayında bize diyor ki indirim yapmıyor Rabbimiz. Hı hı. Diyor ki gelin şu Ramazan'dan istifade edin ben size kat kat fazlasıyla vereceğim. Evet Ben sizi değerlendireceğim. Sizin bir yaptığınıza 10, bir yaptığınıza 70, bir yaptığınıza 700, bir yaptığınıza 70 bin vereceğim diyor. Yani Rabbimiz... Ramazan ayını değerlendiren Ramazan ayında işte kıyamet penceresinden dünyaya baktığında buradaki olumsuzluklarını buradaki hatalarını görüp bunlardan vazgeçen insanları affedeceğini Dolayısıyla Ramazanı değerlendiren insanların hayatlarına bereket katacağını ifade ediyor Mesela diyor ki ben notlarım arasına almıştım şöyle mesela orada kıyamet gününde insanlar neye pişmanlık duyarlar Şimdi dünya hayatında, ben istiyorum ki iyi bir evim olsun. Hı hı. İstiyorum ki iyi bir arabam olsun. Ne yapmam lazım bunun için? Bir çalışmam lazım. Güzel bir işim olması lazım. Para biriktirmem lazım. Alacağım arabaya karar vermem lazım. Alacağım eve karar vermem lazım. Kaç odası olacak? Nerede olacak? Konumu nasıl olacak? Komşuları nasıl olacak? E, kaç katlı olacak gibi bir takım argümanlarla değerlendiriyoruz dünya hayatına yatırım evet. yaparken. E, peki biz hep şunu diyoruz. Dua ettiğimizde ben yaşlı teyzelerle, yaşlı amcalarla konuşmayı çok severim. Böyle hı hı. E, müftülüğüm döneminde de sürekli onları ziyaret ettiğimde onlardan dua isterdim. Hı hı. Dua ederlerken hep şu vurgu önemlidir. Ya Rabbi bizi cennetine dahil eyle. Hı hı. Ya Rabbi bizi cennetlik olanlardan eyle gibi duayı her duada mutlaka zikrederler. Peki... Biz hep arzuladığımız, istediğimiz cennetse. Hı hı. Cennete götürecek yollar da bu dünya hayatındaysa. Evet. Eğer bu dünya hayatı bizim için bir tarlaysa, hı hı. bu tarlaya biz ne ekersek, kıyamet gününde de onu biçeceksek. Evet. Yani dünya hayatında Allah aşkına bir bahçelerimize baktığımızda, bizi dinleyen kardeşlerimiz özellikle bağ bahçe işiyle uğraşanlar, domates tohumunu oraya ektiklerinde ne biçerler oradan? Elbette ki domates. Domates. Hı hı. Hiç domates tohumu ekip de karpuz biçen gördünüz mü? Hayır. Yok. Peki patates tohumu ekenler ne biçerler? Patates alırlar oradan. Ya da işte karpuz çekirdeği ekenler karpuz alır. Hı hı. Şimdi bizde dünya hayatında eğer cennete götürecek güzellikler, hayır hasenatlar, komşuluklar, ve da buna götürecek ticari iş ve işlemler dünya hayatındaki tarlamıza ektiysek kıyamet günündeki o varacağımız yere hazırlık yapmış oluruz. Yani hocam diyorsunuz ki hani biz şimdi dünyada insanlar olarak elbette ki hani arzularımız, tutkularımız, nefsani birçok şeyimiz var. Ömrümüzü bu zaman içerisinde bu şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz ve diyoruz ki hani 3 oda bir salon evimiz olsun, şöyle bir arabamız olsun. Hep böyle isteklerimiz var bunları da yaşıyoruz görüyoruz her insanın var mümkün değil olmaması elbette ki ama burada nasıl hep en iyisini arzu ediyorsak oradaki mekanımızın da iyi olması için işte aslında bu tarla örneğini örnek ver şey yaptınız değil mi hocam hatırlattınız tekrar bizlere kesinlikle onun için ifade ediyorum çünkü sohbetimizin başında bir örnek verdim hı hı. ben fumsavva Allah insanın beden yapısını topraktan yarattı ve nefeha fihi min ruhi ve ona ruhundan üfledi. Dolayısıyla insanoğlu iki boyutlu bir varlıktır. Birisi topraktan gelen ve oradan beslenen beden yapısıdır. Diğeri ise Mevla'mızdan gelen ve ruhumuz olan, onu maneviyatla beslememiz gereken bir yapımız var. Şimdi insanoğlu hep var olana meylediyor. Şu beden yapısında, giyiminden, kuşamından, bu bedenin sağlıklı kalabilmesine varıncaya kadar hiç gözünü kırpmadan her türlü yatırımı yapabiliyorken evet. manevi anlamda eğer ihmalkar davranıyorsa, evet. eğer manevi anlamda bu yatırıma önem göstermiyorsa o zaman bir tarafı yükseltirken diğer tarafı düşürmüş olur. Evet. Bu da insan hayatında dengesizliklere, insan hayatında sıkıntılara, insan hayatında streslere, huzursuzluklara sebebiyet verebiliyor demet hanım. Hı hı. Dolayısıyla insan iki boyutlu varlık olduğu için dünyasıyla ahiretini şu Ramazan'da dengelemesi lazım. Yani ikisini de normal hayatta da dengelemesi lazım ama Ramazan bunun için bir, bize gelen bir fırsat. Hı hı. Pişmanlık duyacağımız şeyleri Ramazan vesilesiyle terk edemediğimizde, Ramazan'ı Ramazan gibi ihya edemediğimizde, Ramazan'da sırtımızdaki günah yüklerinden kurtulamadığımızda Allah aşkına Rabbimizin huzuruna çıktığımızda her sene yaşadığımız mesela ben yaklaşık 45 yaşında şu ana kadar en az 30 yıl Ramazan yaşamış bir birisi olarak Ramazan'da oruç tutmuş ya da işte 32 33 yıl neyse oruç tutmuş işte ibadetlerini ifa etmiş, teravih namazlarını kılmış bir kardeşiniz olarak eğer ben bu yılki Ramazanla bir önceki yıl Ramazan aynıysa ve benim normal 11 hayatım, 11 aylık hayatıma müdahale etmiyorsa, hmm. orada bir şeyleri düzeltmiyorsa, orada bir şeylere e, müdahale etmiyorsa, pansuman olmuyorsa, o zaman burada bizim Ramazanı değerlendirme noktasında bir sıkıntımız var demek. Bir Durup düşünmek gerekiyor. İşte kendimizi bir tartmamız gerekiyor. Yani Ramazan ayı içerisinde bana verilen bu fırsatları ben neden değerlendiremedim diye, bu güzel ibadetlerin hepsinden faydalanamadım ve derecemi neden yükseltemedim diye bir düşünmemiz gerekiyor. İnsanı kendine getiriyor aslında bakarsanız. Gerçekten hani şifa ayı Ramazan bu seneki temayı da çok beğendim. Her sene çok güzel ama bu sene gerçekten muhteşem bir tema seçildi şifa ayı diye. O kadar güzel anlattı ki hem şu geçti. Hem zorlukları bu pandemi sürecini anlattı hem de 11 ay boyunca sizin söylediğiniz gibi yaşadığımız işte zorluklar, sıkıntılar birçok şey yaşadık. Ama Rabbim bizi işte ilk günü de eda ediyoruz inşallah. Ramazan'ın birinci gününe ulaştırdı. İnşallah hocam hep inşallah diyorum ama bu bizim için büyük bir fırsat olsun. İzleyenlerimiz için de büyük bir fırsat olsun. İsteyenler için belki de bu zamana kadar hiç oruç tutmamış. Veya işte Ramazan'ı istediği gibi ifa edememiş olan vatandaşlarımız, izleyicilerimiz de vardır. Onlara da yeni bir başlangıç olsun diyelim. Amin. Ee, amin. Ve bir de şimdi oruçtan bahsediyoruz. Ramazan'ın en önemli ibadetlerinden bir tanesi orucun mükafatını da Rabbimiz ayrıca kendisi veriyor. Değil mi hocam? Bu konuyu da özellikle sizden dinlemek isterim. Şimdi... Ee... As-sıyâmü diyor Cen e, Cenab-ı Allah. Peygamber Efendimizin diliyle hı hı. E, kutsi hadisinde oruç bir kalkandır diyor. Hı hı. Yani orucun insanı koruyacak manevi e, özellikleri ve güzellikleri olduğunu evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle Cenab-ı Allah bizlere bildiriyor. E, ve ene eczi Bihi diyor. Oruç benim içindir. Hı hı. as li ve ene eczi Bihi diyor. Ve onun mükafatını da ben vereceğim diyor Cenab-ı Allah. Şimdi burada bizim dikkat etmemiz gereken birçok nokta var hı hı. Demet Hanım. Mesela Ramazan'la ilgili oruçla ilgili e, hadisi şeriflere baktığımızda mesela biz zahiren orucu sadece bedenimizin aç kalması midemizin aç kalması belli bir vakitten belli bir vakte kadar midemizi işte yemeden içmeden e, affınıza sığınarak e, şehevi arzulardan uzak tutmayı oruç, oruç olarak e, hep anlatıyoruz. ama ama bu orucun sadece bir boyutu. Evet. Aslında orucun bizi taşıması gereken, bizi nasıl ki yememizden, içmemizden veya diğer isteklerimizden, arzularımızdan uzaklaştırıyorsa, evet. Rabbimizin rızasını umarak tutmuş olduğumuz bu oruç aslında bizi günahlardan, bizi her türlü kötülüklerden, bizi Mara, kalbi hastalıklar dediğimiz kıskançlıktan, hasetten, kinden, kibirden, gururdan, riyadan ve benzeri her şeyden uzaklaştırarak hmm. her türlü günaha karşı azalarımızı oruç tut, tutturmamızı da gerektiriyor. Evet. Yani biz sadece bedenimizi aç bırakmak suretiyle, midemizi aç bırakmak suretiyle oruç tutmayacağız. Hmm. Ben gözüme oruç tutturmam lazım. Hmm. Gözümü haram olan noktalara bakmaktan alıkoymak benim Ramazan'da tutmuş olduğum orucumun manevi boyutunu oluşturması lazım. Benim elimi harama uza ulaşacak, harama götürecek noktalardan korumam, benim e, tutmuş olduğum orucumun bir başka boyutunu oluşturması lazım. Mesela benim e, kalbimi, her türlü karanlıklardan, kötülüklerden korumak benim e, tutmuş olduğum o orucumun e, bir göstergesi olması lazım. Yani Rabbimiz için tutmuş olduğumuz bu oruç aslında ''Esyamu li ve ene eczi bihi'' diyor. Oruç benim içindir ve onun mükafatını ben vereceğim diyor. Hı hı. Mesela diğer ibadetlerin hiçbirisinde böyle bir şey söylemediğini görüyoruz. Hı hı. Niçin sebebini de söylüyor. Yetruku daamehu ve şerabehu ve şehvetehu min diyor efendimiz. O diyor yemesini, içmesini, bütün arzu ve isteklerini, şehevi arzularını benim için terk etti diyor. Şimdi Rabbimiz için terk etmiş olduğumuz çünkü bu oruç nasıl bir şey biliyor musunuz? Mesela ben bu odadan çıktığımda şurada yalnız kaldığımda benim oruç tutup tutmadığımı hiç kimse ispat edemez. Evet. Mesela ama namaz öyle değildir. Namazda insanlar arasında bulunursunuz. Orada o namazı kıldınız veya kılmadınız gör, gözükür ve tespit edilir. Ama oruç öyle değildir. Hı hı. O yüzden oruç Rabbimiz tarafından insanlara bir kalkan olarak ifade edilmiş hı hı. ve nisfu sabr diyor peygamber Efendimiz. Sabrın yarısıdır diyor oruç için. Yani oruç tutan insan aslında kendisini tutmuş oluyor. Ee, Allah'ın haram kılmış olduğu şeylere karşı kendisini tutuyor. Ben size bir e, sahneyi canlandırmak istiyorum. Allah aşkına şöyle iftar vaktine 10 dakika var. Hı hı. Sizler mutfakta ee, en güzel hünerlerinizi sergiliyorsunuz o sofrayı donatıyorsunuz hı hı. Allah e, eksikliğinizi göstermesin Allah binlerce Abi, kez razı olsun. olsun tüm annelerimizden eşlerimizden e, kardeşlerimizden. Şimdi orada o kadar mükemmel sofra hazırlanmışken o sofranın etrafında ailece oturduğumuzda hı hı. şimdi o kadar nimetler var su var çorbanız var salatanız var hurmanız var başka şeyleriniz var. Ama siz elinizi uzatıp da oraya dokunamıyorsunuz. Hı hı. Siz orada çok susamış olduğunuz halde oradaki o suyu kana kana içemiyorsunuz. Evet. Mideniz aç olduğu halde Rabbimizin ifadesiyle ağzımızda koku olması o mis kokusu kadar değerli e, değerli kabul edilen o koku olmasına rağmen o çorbadan bir kaşık alamıyorsunuz. Hı hı. Ne yapıyor Rabbim burada? diyor ki sen benim için bu kadar fedakarlık yapıyorsun. Bu kadar kendi nefsine hakim oluyorsun, iradene sahip çıkıyorsun. Ey insanoğlu bak burada benim için bunu gösteriyorsun da niçin zararlı alışkanlıklarda bu iradeni göstermiyorsun? Bakın burası çok önemli aslında hocam. Burayı sevgili izleyenlerimize altını çizerek tekrar hatırlatalım. Burada göstermiş olduğumuz bu irade iftar sofrasının bize vermiş olduğu en büyük derslerden birkaç tanesinden bir tanesi bu. Burada göstermiş olduğumuz hiçbir şey yok bizi engelleyecek ama minarelerimizden okunan ezanı bekliyoruz evet. kulağımız orada veya televizyonlarımızı açmışız Diyanet TV'de ezan vaktini bekliyoruz hı hı. E, imsa, iftar vaktinin bildirilmesini bekliyoruz orada bizi alıkoyan nedir Rabbimizin emridir hı hı. ama Rabbimiz sadece oruçta ezan okununcaya kadar o vakit girinceye kadar yemeğin içmeyin bize demiyor ki Rabbimiz bize diyor ki kul hakkına girmeyin. E tutmuş olduğumuz oruçta da bize oruç tutun, burada da kul hakkına girmeyin diyor. Burada bize Rabbimiz diyor ki evet bu yiyeceklere dokunamazsın çünkü sen oruçlusun ama burada da bize diyor ki yalan konuşamazsın. Burada bu suyu içemezsin derken Burada bize diyor ki sen haram olan noktalarda bulunamazsın, midene haram indiremezsin diyor. Soframızı donattığımız bütün bu gıdaları haram yollarla elde edemezsin diyor. Şimdi buradaki bu irademizi burada da göstermemizi Rabbimiz bizlere aslında burada bir eğitim metoduyla gösteriyor. Evet. Ve burada bir şey daha gösteriyor. Bizim görmek istemediğimiz bir şey var aslında. İftar vakti bütün ailenin bir araya geldiği ailemizdeki vahdedi ifade eden bir buluşma zamanıdır. Herkes çoluğuyla çocuğuyla o iftar sofrasının başına geldiğinde bir aile bilinci ortaya çıkıyor. Yani biz burada bu sofra başında Rabbimizin emrine uyarak bir araya geldiğimiz gibi burada iftarı beklediğimiz gibi aman ha Ramazan dışında da sofralarınızda vahdeti sağlayın. Evet. Evlerinizde hanelerinizde vahdeti sağlayın diyor bize. Şimdi buralardan okuduğumuzda aslında Ramazan'ın bize kattığı bereketin, bize kattığı değerin, bize kattığı maneviyatın ne kadar önemli. Bir şey daha söyleyeyim burada. Buyurun hocam. Ya Rabbimiz diyor ki kulun iki tane sevinci vardır diyor. Ya beni çok etkiliyor bu. Hı hı. Şimdi iki tane sevincimiz var diyor. Bu sevincin birisi iftar anına kavuştuğumuz o anımızdır diyor. Yani düşünebiliyor musunuz bu iftar anına kavuştuğumuz kavuşmamız insanın dünyadaki iki sevincinden birisi. Diğeri ne oluyor? Diğeri de ahirette Rabbimize kavuşmuş olduğumuz andaki sevincimiz oluyor. Hı hı. Bir şey daha söylüyor burada. Üç kişinin duası reddedilmez diyor. Ya bakın bir Allah katında en değerli zamanlarımızdan birisi iftar vakti. Evet. İki Allah'ın insanın iki sevincinden bahsettiği sevinçlerinin birisi iftar vakti. Üçüncüsü de diyor ki e, insanlardan üç kişinin duası asla reddedilmez. Oruçlu insanın oruç anındaki iftar anındaki duasıdır. Ne olur o sofranın başına geçtiğimizde? Şöyle bir kendimize gelip de ailece ya Rabbi beni biliyorsun. Ben bir aciz kulum, hatalarım var, günahlarım var. Ama senden başka gidecek Rabbim yok. Ne olur beni affeyle. Eşimi affeyle, çocuklarımı affeyle. Sevdiğim eşim, dostum, arkadaşlarım var, onları affeyle. Ama bir şeyi daha affeyle. Ya Rabbi, senin yolunda olmayan bir sürü insan var. Onların kalbine hidayet nasibeyle. Dünyanın çeşitli yerlerinde, çeşitli ülkelerde benim mümin kardeşlerim var. Ne olur onlara da şu bize ikram etmiş olduğun huzurlu iftar sofrasını nasip eyle diye. Bakın dua ettiğimizde Rabbimiz evet. bu duayı geri çevirmeyeceğini söylüyor. Hı, o kadar kolay ve basit ki hocam yani bu söylediklerinizi 30 gün boyunca iftar saatinde, iftar vakti yaklaştığında yapmamız hem kendimiz için, ailemiz, sevdiğimiz akrabalarımız, dostlarımız için. Aynı zamanda hem oruçlu olarak hem de bir müminin bir mümini ettiği dua da öyle değil mi hocam kabul edilir Rabbimizin katında öyle söylenir. Keşke Rabbim hepimize nasip edebilse çok kolay bu fırsatlara işte yeni başlangıçlara hani bazen bu nasıl söyleyeyim hani sıfırlanmak diyoruz ya evet. gerçekten de Ramazan böyle bir fırsat bizim için. Şimdi yine kısaca şey yapalım bir VTR'miz var onu izleyelim ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim hocam. Eyvallah. Evet. Evet, Ramazana girerkenle alakalı yine güzel bir VTR'miz var sevgili izleyenler. Buyurun, bizlere eşlik edin birlikte izleyelim. Gönlümüz ve ruhumuzla, iyi arzu ve isteklerimizle Ramazan ayına girmeli, sözlü veya fiili kötü alışkanlıklarımızı bırakmalıyız. Bütün varlığımızla Allah'a yönelmeli, niyetimizi düzeltmeli Kötü düşünce ve arzulardan arınmalı, kalbimizi temizlemeliyiz. Günahlarımızdan kurtulmak için Allah'ın mağfiret, rahmet ve rızasını elde etmeyi, Ramazan sonunda affedilenler arasına girmeyi hedeflemeliyiz. Daha hoşgörülü ve merhametli olmalıyız. Sahur ve iftar sofralarını israfa kaçmadan zenginleştirmeliyiz. İnsan haklarına saygılı olmalı, yakınlarımız, komşularımız ve arkadaşlarımızla dargınlığımız varsa Ramazan ayında buna son vermeliyiz. Evet sevgili izleyenler artık programımızın son dakikalarına yaklaştık. Televizyonlarını ilk kez açanlar için tekrar hatırlatıyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı Daire Başkanı İdris Yavuz Yiğit Beyefendi bizlerle birlikte gerçekten de 11 ayın sultanı Ramazan'ın mağfiretinden ve öneminden bahsediyoruz. Artık az önce de söylediğim gibi son soruya geldik ama son soru çok önemli. O yüzden bizlere katılımınızı devam ettirmenizi rica edeceğim sizden. Şimdi hocam sayılı günlerimiz var hepimizin ömrümüz Malum kısa ve ömür çok çabuk gelip geçiyor. O yüzden istiyoruz ki bu sayılı günleri nasıl değerlendirirsek hem bu dünyada hem de ahirette daha mutlu oluruz. Ramazan da bunun neresinde? Bu konuyla ilgili sizin güzel de çalışmalarınız var. Sevgili izleyenlerimize de gösterelim, gösterelim dilerseniz. Ben şuradan bir ifadede bulunmak istiyorum. Şimdi sohbetimizin başından beri sizinle beraber insan üzerinde durduk, Evet insanın Ramazan'ı nasıl değerlendirmesi gerektiğinde hı hı. üzerinde durduk. İftar vaktinin önemi üzerinde, ibadetlerin önemi hı hı. üzerinde durduk. Ramazan'ı bereketli kılmak ve Ramazan'dan arınmamız gerektiğini, şifaya kavuşmamız gerektiğini ifade ettik. Peki bu ayı nasıl değerlendirmemiz lazım? Hı hı. Bunu sordunuz. Hı hı. Şimdi burada ben e, bir hadis üzerinden gitmek istiyorum aslında. Hı hı. Şöyle bir kalp. Evet. Yani herhalde olmuştur. Hı hı. Ee, Hepimizin böyle bildiği. Her temiz evet. e, kalple hı hı. Rabbimizin huzuruna gidebilmeyi bizlere nasip Amin eylesin. Amin hocam. Şimdi e, Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde diyor ki İnnel abde İza ehdae hadiyeten nukitet fi kalbihi nuktetun sevda Diyor ki insan bir hata bir günah işlediğinde onun kalbinde bir nokta oluşur diyor. Hı hı. Şimdi şöyle bir örnek normalde insanın kalbi tertemizdir. Bir evet. uçağına erdiğimiz anda bizim kalbimiz bu şekildedir. Ve Rabbimiz istiyor ki insanoğlu bu kalbine hiçbir leke bırakmadan benim huzuruma gelsin. Ama biz insanız. Bazen hatalarımız oluyor. Bazen günahlarımız vesairelerimiz oluyor. Şimdi burada diyor ki bir hata işlediğinde kalbinde bir nokta oluşur. Hı hı. Şimdi burada bu kalbimize baktığımızda sadece bir nokta çok bir şey ifade etmiyor değil mi? Evet. Çok az bir şey ya hı hı. bir şey olmaz. Şimdi diyor ki fe izâ huve neze'â ve vetâbe suk ile kalb diyor. Eğer diyor tevbe eder istiğfar eder bundan vazgeçerse ben bu noktayı silerim diyor. Hı. Bakın burada bir hata. Günahın çeşitlerini söyledi mi? Yok. Hayır. Bazen bizim aklımızın hayaline hayalimize gelmeyecek büyük günahlar bile olabilir. Hı hı. Ama burada Rabbimiz diyor ki, e, efendimiz e, Rabbimizin ifadesiyle burada e, tevbe eden insanın bu günahı onun kalbinden silinir diyor. Hı hı. Tertemiz olur Tertemiz diyor. Olur. Şimdi ama eğer insan vazgeçmez de yine günah işlemeye devam ederse bu sefer kalbinin çeşitli noktalarda ee, günahlar kalbinde noktalar oluşturmaya başlar Bakın biraz önce bir tane olan nokta çok fazla gözükmüyordu Evet. Burada bir sürü noktalar bir sürü hatalar günahlar kusurlar oluşmaya başladığında insanın kalbinde siyah siyah noktalar oluşur diyor hı hı. Eğer insan tevbe ederse ne kadar nokta var belki 20 tane nokta var 20 tane fark etmez diyor Cenab-ı Allah ben diyor kulum bana samimi bir şekilde yöneldiğinde ben bunların tamamını temizlerim diyor. Amma velakin eğer kul beni Rab olarak görmez, bana yönelmez, bana tevbe istiğfar etmez, bu günahlarından pişmanlık duymazsa o zaman diyor bu kalbin tamamı kararmış olur. Karar olur. Hmm. Bu kalbin tamamı kararmış olur hatta ve hatta Cenab-ı Allah, bu sefer diyor ki kella bel ran hala kulubihim ma kanu Onların yapmış olduğu şeyler dolayısıyla onların kalpleri kapkara kesildi diyor. Şimdi biz Rabbimizin bize vermiş olduğu bu imkan içerisinde şu kalbimizi Ramazan vesilesiyle tertemiz hale dönüştürmemiz gerekir. Ya bu bizim için bir fırsat mı Demet Hanım? Çok büyük bir fırsat hem de. Büyük bir fırsat. Yani bunu o kadar net anlattınız ki hocam. Ee... Eminim ki sevgili izleyenlerimiz çok iyi anladılar ve Ramazan'ın bu anlamda tertemiz bir kalple Rabbimizin huzuruna nasıl çıkacağımızın siz çok önemli bir reçetesini verdiniz aslında bakarsanız. Ramazan bize bunun için geliyor. Eğer biz bu kalbimizi saf ve temiz haline dönüştürürsek ki bunun yolu da burada. Evet. Ben bir şeyi daha sizinle paylaşmak istiyorum. Aklıma geldi şu an son bitmek üzere. Evet. E şunu ifade etmek istiyorum. Ramazanla oruçla ilgili ayetler zikredilirken orada bir ayet var. O ayetlerin arasında sanki o ayetlerle bağlantılı değilmiş gibi ifade edilir. Ve ida se eleke ibadi anni kullarım benden sana sual ederler diyor Peygamber Efendimize Cenabı Allah. Hı hı. Fe inni karib ben onlara çok yakınım diyor Cenabı Allah. Ucibu davete dâi izâ Bana yalvardıkları zaman ben onlara icabet ederim onların dualarına, iştirak ederim onların benden beklentilerine, cevap veririm diyor. Ne kadar önemli bir şey. Şu... Oruçla ilgili Demek ki Ramazan, oruç ve Rabbimizin bize yakınlığı, bize olan merhameti, bize olan muhabbeti hı hı. işte Ramazan'ı bu şekilde biz ihya ettiğimizde inşallah karanlıklarımız aydınlık olacak, bütün sırtımızdaki yüklerden kurtulmuş olacağız. Rabbim bizleri affeylesin, hidayete daim eylesin, sırat-ı müstakiminde daim eylesin. Ramazan'ın şifasından, bereketinden, feyzinden bütün kardeşlerimizin e, istifade etmesini Rabbim nasip eylesin. Tertemiz bir kalple huzuruna varabilmeyi her birimize nasip eylesin. Amin hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık geldiğiniz için de yine bu verdiğiniz bilgiler için de Allah tekrar tekrar razı olsun sizden. Sağ olun var olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olasınız. Rica ederiz. Evet değerli izleyenler bugünkü programımızın da böylelikle sonuna gelmiş olduk. Yarın yine orucun manevi kazanımlarından bahsedeceğiz. Kıymetli bir konuğumuz var yine Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık müşaviri Doktor Moris Akar Beyefendi bizlerle birlikte olacak. Evet Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi her daim üzeriniz olsun. Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin sevgili izleyenler. Hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlarınız olsun. Hoşçakalın, mutlu kalın.